Teşekkür ele alacağız. Evet. Kadir abi. Bunlardan ilki Akşener Kılıçdaroğlu zirvesi. Ondan ne çıktı? Konusunu ele alacağız. İkincisi türbünlerdeki muhalefet konusuna değineceğiz. Üçüncüsü ise Kızılay'ın çadır satması meselesine değineceğiz. İlkin Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi. İstersen birkaç bilgi aktarayım. Bunun üzerine Lütfen. tartışalım Kadri abi. Ee, esasen şunu söyleyeyim büyük bir başarı elde edildi ve henüz şu saate kadar Kılıçdaroğlu Meral Akşener görüşmesinden doğru dürüst bir bilgi sızmadı. Bu aslında karşılaştığımız ender durumlardan biri. Ee, ben sabahtan bu yana e, çok yani sayısını bilmiyorum ama çok CHP'li ve e, İYİ Partili yetkililik görüştüm e, ve henüz e, yani görüşmenin içeriğine dair e, bir e, net cümle e, işitmedim doğrusu. Ancak e, önünde ve arkasında meydana gelen gelişmeleri aktararak belli bir e, belli bir yorum getirebilirim. Bunlardan ilki geçen hafta e, Sayın Akşener e, Fox TV'de katıldığı bir sabah programında eee Saraçhane meselesine yeni baştan değinerek e, bir iletişimsizlikten yakınmıştı. Ve işte Sara, Saraçhane günlerinde yani İmamoğlu hakkında ceza verilen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken onun, pek, onun yakın çevresindekilerin pekala bir telefon bağlantısıyla Türkiye'ye bağlanmasını sağlayabileceğini kendisinin de toplanan kitleye bunu cep telefonuyla gösterebileceğini söylemişti ve bunu yapamayan yani bunu böyle düşünmeye yakın çevresini ağır bir dille eleştirmişti. Ardından ben 6 Şubat'tan yani depremden önce neredeysem oradayım diyerek Cumhurbaşkanlığı meselesindeki tavrını yinelemişti. Ama tabii Meral Akşener'in konuşmasındaki o sert vurgu ve yer yer öfkeli olduğunu saklama işi iki parti arasında bir bir kaynamaya da sebep oldu. Bunu da belirtmek gerekir. Ben o ben geçen hafta CHP'li yetkilileri aradığımda onlardan bazıları, belli ki bir iletişimsizlik var demişlerdi, bir iletişim kopukluğu var demişlerdi. E, ta ahlatlı belden bu yana her sorunu e, çözebilmek için e, bir araya gelinse de e, Aksayan bazı yönlerin olduğu e, görünüyordu. Ve e, ben e, bu Aksayan, e, yani iki, iki parti arasındaki altılı masayı da yahut Millet ittifakını da tayin eden bu e, uzlaşmazlıkların, ya da itilafların depremden sonra biraz daha büyüdüğü kanaatindeyim. Onu da vurgulamak isterim. İki parti arasında, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında depremde alınan ya da alınmayan tutuma bağlı olarak bir farklılık meydana geldi. Bu farklılıkların, yani iki liderin aldığı tutum farklılığının hangisi doğru ya da hangisi yanlış? Diyecek durumda değilim. O niteleme bana düşmez. Ama bu yorum, bu tavır farklılığını aktarmak ve bunun üzerine düşünmek gerekir. Onlardan biri şuydu, deprem olduktan bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu, bu ara şu, o konuya gelmeden şunu izah edeyim, Yani o deprem meydana gelmeseydi 13 Şubat'ta liderler bir araya geleceklerdi ve CHP'lerin kamuoyuna duyurduğuna göre ortak cumhurbaşkanı adayı ilan edecek edilecekti. Ancak İyi Partililer ise bu masada konuşulmadı nereden çıktı bu şeklinde tepki göstermişlerdi. Yani 5 Şubat akşamı itibariyle manzara bu şekildeydi. Millet İttifakı'nda. Ee, yani gene bir anlaşmazlık hali söz konusuydu. 6 Şubat'tan sonra ise şöyle bir farklılaşma meydana geldi. Birincisi Meral Akşener özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu depremin ikinci günü hemen Hatay'a gitti. Ki ben de onunla beraber onun yani Hatay Havalimanı'ndan, özür dilerim. Adana'dan Hatay'a onun konvoyuyla beraber gittim. Gitmek mümkün değildi. İkinci günü Hatay'a gitti. Hatay'daydı. ertesi gün ve takip eden günlerde deprem bölgesini gezdi. Buna karşılık Meral Akşener zannedersem 3-4 gün Beklemeyi tercih etti Belki bir hafta beklemeyi tercih etti Hatta 5 gün civarında Beklemeyi tercih etti ve dönüşte Hatay dönüşünde Ben Ben yine Kendisiyle beraber Hatay'dan Ankara'ya döndüm ve döndüğümde Kendisiyle yaptığım söyleşide Bunu şöyle izah etmişti Dedi ki Akşener işte Marmara depremi olduğunda Ben İzmit'teydim o günlerde işte milletvekilleri ve bakanların o, o korumalarıyla beraber ve bir araç konvoyuyla beraber deprem bölgelerine gelmiş olması a, ayak altında dolaşmaktan başka bir anlam taşımıyordu. İşleri güçleştiriyorlardı. Dolayısıyla ben daha sonra gitmeyi yeğledim demişti. Kılıçdaroğlu buna mukabil, buna karşın ikinci günden oraya gitti. Öte yandan Meral Akşener ilk günlerde devleti görmek istiyoruz sahada diyerek siyasi tutum almaktan uzak durdu ve hemen bir o gün ya da ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak sahadan aldığı önerileri ona iletti. Örneğin işte çadır sorununu aktardı. Örneğin çadırlarda ısınma için gerekli olan tüplerin tüpler olduğuyla ihtiyacı anlattı. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana gelmeyeceğini, hizalanmayacağını söyledi. Yani onu aramayacağını beyan etti. Bunu bir video kaydıyla duyurdu. Ee, Meral Akşener daha çok bu hususun hani siyaset üstü ilk günlerde siyaset üstü bir tavır olarak nitelendirilirken e, Kılıçdaroğlu hayır bu bir siyaset üstü mesele değil tutumunu benimsi. dolayısıyla ikililer arasında bir depremde başlayan bir e, makas farkı bir açı farkı olduğu nu düşünüyorum ve e, işte depremin akut dönemi bittikten sonra e, altılı masa toplantısından önce. Bugün bir araya geldiler. Bugün bir araya geldiler. Benim duyduğum kadarıyla Meral Akşener'in ya kaldığı ya da yakın birinin Meral Akşener'e yakın bir kişinin bulunduğu bir evde, Ankara'da bir evde görüşme gerçekleştirildi. Kim tarafından davetleri işte onu tam teyit edemedim. Ama İyi Parti cephesinden duyduğum kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi olmuş olabilir. Ama bunu net olarak ifade edemiyorum. Aslında görüşme uzun sürdü, görüşmede e, herhangi bir genel başkan yardımcısı hazır bulunmadı. Sadece iki lider biliyor e, bu e, görüşmede neler konuşulduğunu. Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeden çıktıktan sonra e, e, MHK'sını topladı. MHK'sında ise sadece toplantı iyi geçti demekle yetindi ve soru almadı. Buna dair herhangi bir soru da e, yöneltilmedi. Meral Akşener'e geçmeden önce CHP ile ilgili bir başka boyutu da aktarayım. CHP'liler önceki gün parti meclisini topladılar. Ve parti meclisinde senin de bildiğin üzere Kadri abi Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yetki verildi. Bu birinci yetki işte CHP adına Cumhurbaşkanlığı CHP adına altılı masada Cumhurbaşkanlığı müzakeresini yürütme yetkisi verildi. İkincisi işte seçim listelerini belirlenmesi için takvimi tayin etme yetkisi verirdi ve takvim belirlendikten sonra da kendisine işte milletvekili adayları belirleme hususunda da çeşitli yetkilendirmeler yapıldı. bu görüşme yani parti meclisi toplantısı sırasında birçok milletvekili bizim cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz diye e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettiler. Ancak bu karara yansımadı. Açıklanan kararda Kemal adaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurumsal adayı olduğu yazılmadı. Fakat bu toplantıda birçok parti meclis üyesi tarafından dile getirildi. Hatta bir parti meclis üyesi duyduğum kadarıyla Eren Erdem bu toplantısında yaptığı açıklamada derhal süre kaybetmeden 2 Mart'a kadar adayın belirlenmesi gerektiği hatta 2 Mart'ta bunun açıklanması gerektiğini söyledi. Yani yine parti meclis toplantısında sadece bir PM üyesinin diğerlerinin ayrılarak deprem bölgesinde meydana gelen koşullardan ötürü seçim güvenliğinin sağlanamayacağı noktasında kaygılarının olduğunu belirterek seçimin ötelenmesi ihtimalinin de ihtimalle de bak bakılabileceği görüşünü ifade etti ancak bu parti meclisinde taraftar bulmadı bunu da ifade edeyim. Şimdi CHP'de durum böyle. Ee, ve Kemal Kılıçdaroğlu artık e, bence resmen CHP'nin cumhurbaşkanı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı altılı masaya getireceği ismi olacak bilmiyoruz belki bugünkü görüşmede de bu dile gelmiştir bilmiyoruz ee, dolayısıyla e, ilerleyen saatlerde bunu netleştirebilirim İyi Parti cephesine girirsek ee, bugün Meral Akşener toplantıdan çıktıktan sonra hızla kendi genel merkezinde üst düzey yönetici A takımıyla ve milletvekilleriyle görüştü. Şu an milletvekilleriyle görüşmesi devam ediyor. yani henüz bitmiş değil. buçuk gibi görüşme başladı. Milletvekilleriyle görüşmesi başladı. Yaklaşık 4 saattir bu devam ediyor. Elbette ki bu görüşmelerin bir kısmı afet üzerinedir. Afet afet alanlarından gelen raporlar tartışılmıştır ve İyi Parti'nin depreme dair alacağı tutumlar ve hamleler düşünülmektedir ama Bence toplantının bir bölümü de hem bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle yaptığı görüşmede ele aldığı konular olmuştur, olmalıdır, olacaktır. Hem de 2 Mart toplantısında İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı meselesindeki tutumu netleştirilecektir. Neden? Çünkü Meral Akşener geçen hafta yine katıldığı televizyon programında artık 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayının en azından seçim yönteminin belirlenme yönteminin e, belirlenmesi e, görüşünde olduğunu söylemişti. Hatta Meral Akşener dedi ki ya ben getireceğim gündeme. Yani cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini hiç kimse açmazsa ben açacağım demişti. O nedenle e, bu konunun ivedilikle gündeme gelmesini Meral Akşener istiyor ve toplantıda bu konuyu açacak. İki ihtimal olabilir. E, yani bir Meral Akşener e, artık şu cumhurbaşkanı adayının nasıl seçilmesi gerektiğini e, tartışalım diyecektir. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı adaylığı e, aday adaylığı masaya gelecektir. E, daha önce Temel Karamollaoğlu tarafından liderlere deklar edilmişti. Şimdi masada tartışılacaktır. Burada şunu da ifade etmem gerekir. Altılı masada ya da Millet İttifakı'nda bir husus netleştirilmiş değil. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine dair müktesebat belli değil, bürokrasi belli değil. Yani daha önce bir yol haritası çizilmedi bununla ilgili. İlk kez bir şey deneyimleniyor. Şunu kastediyorum. Önce altılı masa sonra şimdiki adıyla Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı altılı masayı oluşturan, Millet İttifakı oluşturan altı liderin oylarıyla mı belirlenecek? Yahut bir anket, bir ya da birkaç anket ya da saha çalışması ya da partilerin kendi kamuoylarına sorup alacağı yanıtın altı lider tarafından müzakere edilmesi sonucunda mı belirleneceğine dair bir müktesebat belirlenmiş değil. O nedenle biraz bu husus e, uzun uzadıya tartışılacaktır diye düşünüyorum. İyi partililer istiyor ki, e, yakın zamana kadar en azından istiyorlardı ki, anketler yapalım, e, işte bir ya da birden çok anket yapalım. Bu anketlerde aday adayları varsa onları soralım. O Oradan gelecek yanıtı masada tartışalım. Sonra ortaya önümüze gelen isimleri kendi parti kamuoyumuza soralım. Parti kamuoyumuzu sonra evet diyelim. E bu ciddi bir süreç gerektiriyor ve bürokrasi gerektiriyor. CHP ve onunla beraber giden partiler de diyorlar ki, hayır burada münasip olan altı liderin oydaşması ve onların hep birlikte vereceği karardır. Altı liderin oy birliğiyle vereceği karardır. Anketlerin zaten kendisi manipülatiftir. Anketler sonucuna bakarak bir sonuç elde edilemez. Ayrıca anket yapacak vakit yok. Kaldı ki hangi anketleri, hangi şirketlerin hangi anketlerine bakacağız? diyorlar. İyi partililer kazanacak aday vurgusu yapıyorlar. Kazanacak aday vurgusuyla işte bu kişinin ya da adayın Kemal Kılıçdaroğlu olmayabileceği yönünde bir işte bir alt mesaj içeriyor bu. Ama diğer taraftan CHP'liler de kesinlikle diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak adaydır ve Erdoğan'la o bir ankette sorulduğunda diğer aday adayları sorulmadığında muhalefetin adayı olarak Kılıçdaroğlu açık ara önde çıkacaktır. Onlar da bu görüşü ifade ediyorlar. Muhtemeldir ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir partileri iki parti arasındaki iletişim kopukluğundan kaynaklanan sorunları masaya yatırdılar. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündeme gelmiş olabileceğini, İyi Parti'nin İyi Parti'nin bu konuda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin tavrını Meral Akşener'in dile getirmiş olduğunu öngörüyorum, tahmin ediyorum. Ve e, 2 Mart'taki toplantının şimdiden bir iki parti arasında zemininin yapıldığını tahmin ediyorum. E, kanaatimi sorarsan Kadir abi, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayı açıklanmaz, takip eden günlere kalır diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler İsmail. Ben e, öncelikle kamuoyunda farklı düşünme, farklı davranma, farklı tepki gösterme depreme, deprem ve sonrasında olanlar hususunda ee, işte Millet İttifakı'nda bir farklı yönelim, farklı tepki oluştu. Dolayısıyla Millet İttifakı bir araya gelemedi. Farklı ayrı düştüler şeklinde. Senin de burada farklı e, ifadelerle e, kısmen yakın olarak tekrarladığım bir görüş var. Bu görüşün Başka yorumculardan ve gazetecilerden de duydum bunu. Ben bu görüşe katılmıyorum, onunla başlamak istiyorum. Şöyle katılmıyorum, bir kere Millet İttifakı bir parti değil. Millet İttifakı adı üstüne bir ittifak. Farklı partilerden oluşuyor ve birbirine hiç benzemeyen partilerden oluşuyor. Ve yönelimleri, hedef kitleleri farklı partiler bunlar. Akşener'in, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in deprem sonrasında aldığı tutumun kendi siyasetiyle ve hedefleriyle uyumlu bir tutum olduğu kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'nun aldığı tutum da öyle. Fakat bu iki tutum Millet İttifakı'nın ortak programı. Bugüne kadar oluşturdukları mutabakatlar, anayasa taslağı olsun, ortak politikalar, mutabakat metni olsun, daha önceye gidersek 28 Şubat 2022'ye ortak vizyon belgesi olsun. Bu konularda bu metinlerin içeriğinde hiçbir çelişki arz etmiyor. Bir kere bunu teslim ederim. Zaten Bence işte senin de atıf atıfta bulunduğun Fox TV'de ki programda Meral Akşener açıkça bence belli etti neden depremden sonra 4-5 gün devlet ne yapacak bakalım görelim diye beklediğini şu söyledikleri önemli onu altını çiziyorum aslında Meral Akşener'in başından beri izlediği bu politikanın anlamını ifşa ediyor demiyorum da işte açıklayan bir ifade bu. Dedi ki, şimdi bir tarafta dedi bir öfke birikimi var dedi, büyük bir öfke birikimi, muhalefeti kastediyor. Diğer e, diğer tarafta da işte e, kazan kazanması e, zor olan bir e, iktidar e, var dedi. Eğer 5 e, yıl sonra tekrar seçim e, olursa dedi, mutlaka muhalefet kazanacak dedi. Bu taraf diye kastetti, öfke biriktiren taraf. Ben mealen aktarıyorum, tam sözleri önümde değil. O yüzden dedi ki Ak Parti seçmeni bize oy versin. Şimdiden bize oy versin. Yoksa 5 yıl sonra Ak Parti mutlaka kaybedecek, iktidar kaybedecek, Erdoğan kaybedecek ve ondan sonra tekrar bir revanş revanşist bir tutumla uğraşmak zorunda kalacağız. Bu revanşist tutumu olacaksa bu öfke bir revanşist tutuma neden olabilir. Bu öfkenin revanşist tutuma neden olmaması için bana oy verin dedi. Bana ve bize İyi Parti'ye oy verin. Dedi ve AK Parti seçmenine yaptı bu çağrıyı ve en az üç kere yaptı bunu. Bu böyle basit bir şey değil. Bir kere yani hani değinip geçtiği bir şey değil. Üç kere tekrarladı bunu farklı zaman aralıklarıyla. Bu şunu gösteriyor. E, depremin olduğu, depremin vurduğu, sarstığı bölgenin yapısına bakalım. Seçmen eğilimlerine bakalım. E, Adana ve Hatay hariç diğer tüm bölgelerde seçmen... %60, 65, 70 ve hatta üzeri oranlarda Erdoğan'a oy vermiş 2018 seçimlerinde Adıyaman, Kahramanmaraş, Urfa buralarda böyle, başka yerlerde de dolayısıyla burada depremin en çok depremden en çok etkilenen kesimler AK Parti seç seçimi Siyasi olarak böyle bakıyor. Ve bence AK Parti seçmenine ilk başta yabancılaşmamak açısından AK Parti ile işte bir teması AK Parti seçmeniyle bu bakımdan bir teması korumak için Meral Akşener en başta böyle bir tutum almak istedi. Fakat bu tutumu alırken bence hata yaptı. Hatası da şuradan kaynaklanıyor. Bu tutumu alarak deprem denen siyasi olayı, bu fenomen siyasi bir fenomen, insanı etkileyen yönüyle, yerin altındaki kader bunu daha önce de söyledim. Yerin altındaki kadar yerin üstündeki durum ise, insanlığı etkileyen durum ise tamamen yüzde yüz siyasi. O binaların nasıl yapıldığı, kimlere ne kadar göz yumulduğu, yolsuzluk yapılıp yapılmadığı vesaire, bütün gelişme planlar, şunlar bunlar, imar durumları, hepsi bunlar ülkenin nasıl yönetildiğiyle alakalı. Depremin, depremin iki önce bir öncesi var, yani depremin yık, yıkması yarattığı yıkım var. Bu, bu da siyasi bir olay. Binalarınızı düzgün yapın. Çürük binalara imarafı vermeyin. Ve binalarınız yıkılmasın. Bu bu kadar basit. Bu siyasi bir olay. Bu hususu dile getirmedi ilk başta bir defa. Bir 3-4 gün bekledi. Kılıçdaroğlu bunu yapmadı. Doğrudan e, sahaya indi ve hizalanmıyorum diyerek çok net bir tavır aldı. Öncesi ve sonrası. Ama işte Akşener'in sustuğu 4-5 gün zarfında da zaten devlet kurumu kurumları işlevsizleştirildiği, işlerin boşaltıldığı, etkisiz, liyakatsiz, işini bilemeyen, beceriksizliğin hakim olduğu yapılara dönüştürüldüğünden büyük bir aslında felaketle karşılaştık biz. Bu konuda da gere gerekli te tepkiyi gösteremedi. Bu ama bu millet İttifakı için önemli bir şey değil. Yani bir millet İttifakı'yla Hiçbir alakası yok bunun. Meral Akşener tamamen e, orada AK Parti e, seçmenine e, hedef alıyor. On, onları kazanmak istiyor ve onları kazanmak için bunları yaptı. Şimdi konumuza dönelim. Bu iki parti çok ağır etkilendi bence e, depremden. Bir tanesi AK Parti. AK Parti enkazın altında kaldı. İkincisi ise İyi Parti. İyi Parti'nin de altından zemin kaydı. Fakat işte AK Parti ve lideri Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi bugün Adıyaman'da helallik istedi. Adıyamanlılardan helallik istemek ne demek? Siyasi bir anlamı var bunun. O da şu. Hiçbir şey olmamış gibi yapın, helalleşelim ve oyunuzu bana vermeye devam edin dedi. Başka bir siyasi miali yok bunun. Olan biteni unutun helalleşmek odur çünkü. Helalleşelim ve ondan sonra seçimlerde bana yine oyunuzu eskiden olduğu gibi %70'ler seviyesinde, 60'lar seviyesinde vermeye devam edin dedi. Ee, deprem karşısındaki, depremin yol açtığı yıkım karşısındaki siyasi çaresizliğini dışa vuran bir ifadedir. Helalleşmek, helalleşmek abi, sorumuz kendisi. Doğrudan sorumuz kendisi bu oluşan tablonun. İkincisi ise İYİ Parti, İYİ Partinin altından zemin kaydı. Akşener de sen söyledin şimdi biraz önce. E, hiçbir şey olmamış gibi yapıyor. Yani sanki 6 6 Şubat yaşanmamış, deprem olmamış gibi yapıyor. Çünkü şu sözü söyleyemez bunu yapmasa. 6 Şubat'tan önce nerede duruyorsam orada duruyorum. Hayır duramaz. Meral Akşener 6 Şubat'tan önce durduğu yerde duramaz. Çünkü deprem sadece binaları yıkmadı, sadece canları almadı, sadece hayatları söndürmedi. Deprem aynı zamanda Türkiye'nin bütün siyasi denklemini ve siyasi zeminini olduğu gibi değiştirdi. 6 Şubat'tan sonra yepyeni bir realite var ve bu yeni realite Meral Akşener'in ve İyi Partisi'nin Millet İttifakı'nın ortak adayı hususunda söyleye geldiklerini ala geldiği tutumu Zayıflatan bir realite. Hani yok yok eden ortadan kaldıran demiyorum ama büyük ölçüde zayıflatan. Neden kadar abi? Çok çok basit. Çünkü bu sorunun cevabı, neden sorusunun cevabı ee, kazanacak aday diyor hala. Kazanacak aday. Bu denklem yıkılmıştır. 6 Şubat dev, depremi kazanacak aday denklemini yıkmıştır. Varsa böyle bir var, idiyse bence yoktu. Hiçbir zaman olmadı kazanacak aday diye bir denklem. Böyle siyaset yürütülmez. O ayrı bir konu. <laughs> Kazanacak aday ya da halka halka soralım kim aday olsun. Ya rejim değiştiriyor Türkiye. Rejimini değiştirecek. Seçilmiş ve sonra tiranlaşmış bir lideri seçim yoluyla iktidardan indirip yerine yeni bir tiran seçmiyoruz. Rejim değiştiriyoruz ve bunu en iyi yapabilecek kimse oylarımızı ona vermek zorundayız. Ve rejimi değiştirdikten sonra da gideceğini, asla tiranlaşmayacağını, bildiğimiz veya buna inandığımız, güvendiğimiz biri olmalı bu. Şimdi dönelim konumuza. 6 Şubat'tan sonra artık Türkiye'de şöyle bir durum var. İktidar ve bu iktidarın kurduğu yeni rejim, sözde rejim, bu ucube rejimin depremde ortaya çıkan tablo ile alakası gözler önüne serildi. Burada aslında bunun siyasi yansımaları, siyasi artçı depremleri olacaktır. Bunun ilk sonuçlarını biz önümüzdeki seçimlerde göreceğiz. Ee, ve bu deprem, uzun sözün kısası, bu deprem sonucunda iktidarın kazanma şansı çok büyük ölçüde düştü. İktidar kaybetmeye mahkum bir oyuncu konumuna geriledi. Muhalefetin kazanma şansı ise çok büyük oranda arttı. Bunu bunu anket yap yapılabilen yerlerde, düzgün örneklemlerle, örneklemler buluşturularak anket yapılabilen yerlerde bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani 6 Şubat'tan üzerinden 40 gün geçtikten sonra yapılan anketlerde göreceğiz bunun sonuçlarını. Ee, yani hani şimdi insanlara eğer sormuyorlarsa siyasi tercihiniz değiştim mi diye depremzedeleri tabii ki depremzedelerle de değil tüm Türkiye ile alakalı bir sorun. Dolayısıyla artık Meral Akşener'in e, ve Meral Akşener'in yanı sıra daha önce paralel başka kampanyalarında mesela İmamoğlu kampanyasının, İmamoğlu kampanyasını CHP dışından destekleyenlerin Kılıçdaroğlu kazanamaz iddiasında bulunmalarının zemini deprem tarafından yerle bir edilmiştir. Bu deprem her şeyi bu manada silip atmıştır. Kılıç, dolayısıyla ne iktidarın ne de İyi Parti'nin, Merakçıner'in 6 Şubat yaşanmamış gibi yapmalarının mesnedi yoktur, zemini yoktur. Böyle, bunun üzerinden bir politika yürütmek imkansızdır. Neden böyledir? Ya basit bir detay. Daha önceki programlarda da belki e, deprem sonrası yaptığımız programlarda anlat yani konuşmuş olabiliriz. İktidarın seçim ekonomisi uygulama ihtimali ortadan kalkmıştır. Sadece yani devletin içinin boşaltıldığı, devletin halkın bu manada yardımla koşmaktan aciz bir yapıya dönüştürüldüğü gerçeğinin yanı sıra e, seçim ekonomisi uygulayarak işte kredi genişlemesi para dağıtarak falan vesaire e, seçim e, bunu bunu yapmanın artık bu depremden sonra imkanı kalmadı eskiden eskisi gibi yapmasının imkanı kalmadı en azından belki yine bir şeyler yapmayı deneyecektir onu bilemem. E, Şimdi dolayısıyla Meral Akşener'in Bülent Kuşoğlu'nun söylediklerini hatırlatmasının çok bir anlamı yok artık bundan sonra. Yani altılı masa dağılır dedi, eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa vesaire. E, buralarda bu, bunun altından çok sular aktı. Artık e, rejim ve sistem ve devlet tartışması e, var. Bu tartışmayı canlandırdı. Adeta volkanik bir patlama oluştu burada. Yani bunu e, tartışacağız daha sonra. E, ben Akşener'in bu kazanacak aday e, söyleminde fazla ileri gittiği kanaatindeyim. O kadar ileri gitti ki hem Kılıçdaroğlu'nu yıprattı. O kadar ileri gitti ki şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına eğer razı olursa ortak adaylığına neyin karşılığında razı olduğunu da açıklaması lazım. Yani Kılıçdaroğlu'nun ben 6 Şubat'tan sonra artık kazanacak öncesinde değilse bile şimdi kazanacak aday olduğu kanaatindeyim. E, bunu en azından söyleyebiliyor olması lazım Meral Akşener'in. Dolayısıyla Fox TV'de söyledikleri Meral Akşener'in şanssızlık da. Bunu dememeliydi. Ben 6 Şubat'tan önce nerede duruyorsam orada duruyorum dememeliydi. Çok yanlış yaptı bence siyaseten. E, eğer bunun sonucu ne olacak? Yani altılı masanın dağılması mı olacak? Ya da İYİ Parti'nin ayrılması, İYİ Parti'nin Meral Akşener'in kendi adaylığını öne sürmesi mi olacak ki onun da aslında sanki işaretini vermiş gibi hissediyorum ben Meral Akşener'i. Şöyle dedi ben neden feragat ettim dedi bundan bir buçuk yıl önce. Yani Başbakan Meral Akşener, Başbakan Meral sloganları atılıyor. Başbakan olmak. Ben bir rejim rejim değişikliği tartışması, rejimin tartışılmasını istediğim için vazgeçtim, feragat ettim dedi. Bu tabii aradaki ilişkiyi kurmakta ben bir, biraz zorlanıyorum. Yani Başbakan Meral Akşener ve Başbakan Meral sloganları tek başına bir rejim değişikliği gündemini çağrış, ıı, çağrıştırsa bile orada duruyor. Yani böyle altı dolan bir şey değil. Ama dedi ki bu rejimi tartışamadık, kişilere takıldık kaldık. Doğru değil. Rejimi de tartıştık. Rejim tartışılmasaydı, rejim değişikliği tartışılmasaydı bu kadar... Ortak işte politikalar, mutabakat metinleri, Anayasa metinleri, ortak vizyon belgeleri ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla dedik yani biz bunda başarısız olduk rejimi tartışmakta. Demek ki felaket etmesinin koşulları mı ortadan kalktı acaba? Bu sorunun cevabını alacağız. Bu sözleri boşuna söylemiş olamaz ben Akşener. Neden söylediğinin cevabını birkaç gün içinde alacağımızı düşünüyorum. Şimdi. Ee, söyleyeceğim. Aa, özür evet. Özür dilerim. Söyle. Yok bitir lütfen. Ben esverince bitirdin zannettim. Ha, yok. Peki. Ee, bakıyorum. Ee, söyleyeceklerim sanıyorum. Bundan ibaret bu bahiste. İlave edeceğim bir şey olursa zamanımız yeterse onları da eklerim. Ee, şimdi tabii birkaç ekleme yapmayı uygun görüyorum. 6 Şubat gerçekten de siyasetin aksını değiştirdi. Yani kimse 6 Şubat'tan önce durduğu yeri korumayabilir. Sen de haklısın bu hususta. Ben Meral Akşener'in Aralık ayında olup bitmiş olan Saraçhane Saraçhane'de meydana gelmiş olan gerilimi hala atlatmadığını, atlatamadığını düşünüyorum. Saraçhane'de haksızlığa uğradığını düşünüyor. O günlerde İmamoğlu'na verdiği desteğin parti içine müdahale diye, CHP içine müdahale diye yorumlanmasını eleştiriyor. İlk günden bu yana eleştiriyor ve e, ve hemen hemen her söylesinde o günden bu yana her söylesinde konu dönüp dolaşıp e, Saraçhane meselesine bağlanıyor. Bu bakımdan e, yani 6 Şubat'la beraber aslında o Saraçhane ve öncesinin çok geride kalmış olması gerekiyordu. Hele hele e, yani Bülent Kuşoğlu'nun demeci 6 Şubat bir milat kabul edilirse milattan önce e, gibi bir zamana tekabül ediyor. Ben Meral Akşener'de meydana gelmiş olan haklı ya da haksız kızgınlıkları anlayabiliyorum ama e, siyas yani 6 Şubat sonrasına aynı ağırlıkta taşınmış olması bence biraz 6 Şubat'ı da ıskalamak e, anlamına geliyor çünkü arada büyük bir Türkiye tarihinin en büyük depremi meydana geldi Türkiye tarihinin en büyük depreminin deprem sonrası sonuçlarında e, alınan ya da alınmamış alınmış ya da alınmamış kararların büyük etkisi oldu. Tahribatın artmasında bu kararların büyük bir etkisi oldu. Yani ilk iki gün oraya AFAD'ın ulaşamamış olması, Kızılay'da meydana gelen çadır satma rezaletini hepsini üst üste koyduğumuzda bunların bunların hepsi alınmış ya da alınmamış siyasal kararların sonucundur. Hani deprem elbette ki bir tabi olay. Ama Kızılay'ın çadır satması da mı tabi olay? Yani o da mı kader kardeşim? Dolayısıyla bütün bunlar siyasi gün, siyasi süreci belirleyecektir, etkileyecektir. O nedenle ben Meral Akşener'in 6 Şubat'tan önce, hatta çok önce, özellikle Saraçhane, Saraçhane'de meydana gelmiş olan gerilimi hala ilk günkü gibi bugüne, bugünün siyasi gündemine taşımış olmasını esasen siyasi bakımdan da problemli buluyorum, bunu söylemeliyim. Ama şurada da itirazlarının anlaşılır tarafları var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'nı nasıl belirleyeceğine dair bir yol yordam belirlememiş olması, bir müktesebat belirlememiş olması Meral Akşener'i Akşener de, Meral Akşener'in itirazlarını da anlaşılabilir hale getiriyor. Önümüzde İyi Parti aslında şöyle zorlu bir süreç var. Millet İttifakı'nda Meral Akşener itirazlarında biraz yalnız kaldı, öyle görünüyor. Yani kazanacak aday iddiası, noter değiliz iddiası. Dolayısıyla işte başka aday adayları da olabilir şeklindeki daha çok kamuoyuna dönük sözleri nedeniyle Meral Akşener masada biraz yalnız kaldı. Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal olmak üzere masanın diğer tarafı daha çok Kemal Kılıçdaroğlu destek veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu 6 Şubat'tan sonra da muhalif alandaki ağırlığını daha da arttırdı. İşte o siyasal ağırlığı yani depremin aslında deprem sonrasının siyasal bir niteliğinin olduğunu söyledi. Bütün Milletvekilleriyle beraber sahada dominanttı. E, demeçleriyle bunu e, e, etkisini arttırdı. Belediye başkanlarıyla beraber sahaya çıkarak bir kabine görüntüsü verdi ve ben bu sorunu çözebilirim şeklinde bir mesaj e, göndermeye yöneldi. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu liderlik profilinin de bu dönemde yükseldiğini görüyoruz ama e, şunu da ifade etmek gerekir. Yani İyi Parti önünde İyi Parti'nin önünde e, bir yol İyi Partisinden bir yol ayrımı var. O da şu. Şimdi kendisi İyi Parti İyi Parti'nin aday adayı dediği ya da onun 6 Şubat'tan önce işte adlarını söylediği belediye başkan adaylarının bugün itibariyle öyle bir talep olmadığını görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu'nda, Mansur Yavaş'ın özellikle deprem döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir kabine manzarası içerisinde hareket ettiklerini ve işte İmamoğlu'nun halen daha Mansur Yavaş'ın halen daha bu çizgiyi koruduğunu gözlüyoruz. Dolayısıyla ya başka aday adayları ihtimali ortadan kalkmış görünüyor. İkincisi Meral Akşener kendi adaylığını kendi adaylığını çok önce geri çekti. Yani iki yıl önce, bir buçuk yıl önce dedi ki ben aday değilim, başbakan adayım. E bunu, bundan da geri dönmüyor yani. Bunu da güncellemiyor. E geriye masada tek bir isim var. Kemal Kılıçdaroğlu. Ona da 6 Şubat'tan önce neredeyse oradayım diyerek evet demeyeceğini ima ediyor. Bu durumda <laughs> bu sorun orta yerde duruyor. Ya benim kanaatim ya Millet İttifakı artık Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle değil çoğunlukla belirleyecek. Bu durumda herhalde o kişi Kılıçdaroğlu olacak ve Meral Akşener bu tercihinde kendi başına yürüyecek. Yahut günün sonunda müzakerelerin sonunda Meral Akşener evet diyecek. Bunun, bunun dışında bir ihtimal görünmüyor. Ama ne olursa olsun şunu muhalefet çepesinin göz ardı etmemesi gerekir. Az önce sen söyledin Kadir abi ne dedin? Bu depremin vurduğu iller çoğunlukla AK Parti'nin açık ara önde olduğu iller İki tanesi hariç. Adana ve e, Hatay ki bu illerde Adana. de hat ikinci parti. Yani öyle ramak kala. ciddi, çok e, ciddi bir oyu. Yani Hatay belediyede ancak CHP'ye geçti. Yoksa il genel meclisinde birinci. Yani milletvekili seçimlerinde evet. de birinciliği oynuyor. Adana'da da 40, yüzde, %48 oy aldı ya, o 48, illerde de öyle 48. yani açık ara ikinci üçüncü Hatayda. değil hepsinde ikinci Erban. parti yani dolayısıyla CHP gibi değil aslında bu illerin tamamında en çok AK Parti seçmen çoğunlukla AK Parti seçmenlerinin e, yani e, oturduğu yerlerin hasar gördüğünü söyleyebiliriz bütün bunlara rağmen e, ya bugün itibariyle Cumhurbaş yani AK Parti'nin e, seçimi vaktinden önce 14 Mayıs'ta yapma hazırlığı sürüyor eğer geri adım atmazlarsa yani bugün daha AK Partili yetkililer dediler ki hayır biz 14 Mayıs'ta yapacağız. Şimdi kabul edin etmeyin. Bu da bir cürettir yani. Böyle bir manzarada AK Parti'nin bu hasarı da göz önünde bulundurarak seçime daha ile daha önce yani 18 Haziran'da değil ondan önce gitmeye yönelmesi bir eninde sonunda bir bir iddiadır. dolayısıyla muhalefeti böyle bir böyle bir manzara karşısında elini çabuk tutması ve daha iddialı olması gerekir. Böyle büyük bir depremin üzerinden iktidar partisi seçimi öne alıyor da yani vaktinden önce yapmaya yöneliyor da muhalefet halen daha aday belirleyemiyorsa halen daha aday belirlemekle vakit kaybediyorsa olası erken seçimde çıkacak belirecek AK Parti'nin sandık zaferi Sadece bir muhalif partinin üzerine yazılmaz. Hepsini birden bağlayacak bir sonuca dönüşür. Dolayısıyla bunun da e, muhalif liderlerin, bunu da bu böylesi bir tabloyu da şimdiden idrak etmeleri gerekir. E, bu manzara, bu manzaranın sorumluluğu her birinin omzuna bir yük olarak biner. Siyasi tarihte de e, yani sadece bir sandık sonucu olarak e, kaydedilmez bu. Bunu da eklemek istedim e, e, vurgulayacağım bir şey yoksa diğer konuya geçelim. Yani çok kısa, çok kısa. Ben İyi Parti ve Akşener'in kaygılarını anlıyorum. Yani eşitler arasın eşitlerden biri olmak istemiyor. Eşitler arasında birinci olmak istiyor. CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan sonra ve bunda da haklı. Yani yüzde yüzde on beşler seviyesinde olan bir parti neticede İyi Parti. Bunun yol haritası adı altında aslında bunun pazarlığını yaparken ortak adaylık konusunda bu pazarlığa ister istemez dahil etmiş gibi görünüyor. Bu böyle algılandı ve bence de böyle doğru algılandı. Fakat bu aday Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tutum alma almakta e, çok aşırı gitti, çok uzağa gitti. Şimdi bu uzak uzaklık noktasından bu kadar kısa zaman varken e, Millet İttifakı'nın da bekasını kurtarmak açısından e, dönmesi nasıl olacak? Bu nasıl becerilecek? Meral Akşener ve İyi Partisi'ne bir bu manada e, ayrıcalıklı bir konum e, bahşedilmeden, hakkı olan ayrıcalıklı bir konum bahşedilmeden bu nasıl olacak? Göreceğiz bakalım. Kadir abi ikinci konumuza geçelim. türbün muhalefeti. Evet. E, ben evet. Fenerbahçeliyim, sen Galatasaraylısın. E, evet. Fenerbahçe türbünlerinde ilk protesto başladı. E, i̇lk e, Fenerbahçe maçında, ilk Fenerbahçe maçında taraftarlar hükümet istifa diye bağırdılar. Ardından bir nakaratlı bir yalan, 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 dolan, 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 istifa olan diye bir sloganı tekrarladılar. Ve o şimdi özellikle sosyal medyada vesilesiyle dolaşıma girdi ve muhalefetin de benimsediği bir slogana dönüştü. Ardından Beşiktaş taraftarı hükümet istifa sloganlarını attı kendi sahasında. Diğer taraftan Anadolu kulüplerinden Alanya Spor... Rizespor, Erzurumspor, Kayserispor ve Konyaspor ise hem bu sloganları eleştirdi hem de işte sahaya siyaset bulaşmasın şeklinde bir tutum benimsedi Kulüpler Birliği de. benzeri bir tutumu gösterdi. Bu arada Alattin Çakıcı da Devlet Bahçeli'ye destek niteliğin, özür dilerim. Önce Devlet Bahçeli bu tribün protestosunu eleştirerek ya maçlar seyircisiz oynansın dedi. Yahut gerekli önlemler alınsın ve slogan atılmasın dedi. Ee, ve ardından Beşiktaş kulübü yerinden istifa etti. Onu da diğer MHP'liler izledi. Ee, Semih Yalçın, Sermet Atay gibi MHP'liler de ardından Beşiktaş kulübünden istifa ettiler. Fakat kendisi de Fenerbahçe üyesi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir istifa sesi gelmedi. Diğer taraftan Alaaddin Çakıcı da sosyal medya hesabından e, işte e, bu taraftarlara dönük bir mesaj yayınladı. Bunun üzerine benim de duyduğum kadarıyla bu mesajı gören ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu sert bir e, tweet atarak e, işte gençlere futbol severlere sahip çıktığını söyledi. Şimdi e, 12 dakikamız, 10 dakikamız kaldı sanırım Kadir abi. Kısa tutup sana söz hakkını devredeceğim. 10 dakikamız kaldı. E, şöyle yani tribünlerde ilk defa siyasi protestonun e, siya, sanki siyasi protesto ilk kez bugün deprem sonrasında yapılıyormuş e, gibi davranmanın anlamı yok. Türkiye'de daha önce defalarca benim hatırladığım örneğin Gezi Parkı döneminde e, türbünlerde siyasal pozisyon alındı. E, hükümet yuhalandı, ıskalandı, ıslıklandı özür dilerim. Ve e, yani e, bu, bu, bunlar ilk kez yapılmıyor. E, hele hele e, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü taraftarları e, daha çok muhalif e, taraftar e, grupları diye biliniyorlar. Sol protesto. Sol protest kimliklere sahipler. Beşiktaş'ta çarşı grubu, Fenerbahçe'de yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ve Sol Yumruk gibi gruplar öteden beri vardılar ve e, türbüne de hakimdiler. E, i̇ki semtte aynı zamanda CHP'lilerin çoğunlukla yaşadığı ve CHP belediyeleri tarafından yönetilen e, semtler Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Dolayısıyla buralarda e, hükümet istifa sloganı bu statlarda ne ilk kez duyuluyor ne de duyulunca hayret etmeye gerek var. Ben vurguluyorum Gezi Parkı eylemlerinde defalarca atıldı. Ben özellikle Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden kendisi de Hataylı olan Ali İsmail Korkmaz ki kendisi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Onun ölümünden sonra Fenerbahçe stadında bütün stat Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz yanlış hatırlamıyorsam sloganları atarak Doğru. Gezi Parkı'ndan yana tavır göstermişti. O günlerde Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'den Kadıköy'den yola çıkıp Boğaz köprüsünü geçerek ee, Gezi Parkı'na desteğe gelmişti. Çarşı grubu Beşiktaş'ta eylemlere katılmıştı. Ultraslan keza oradaydı. Bütün taraftar grupları Ult o Ultraslan oradan. orada değildi. Ultra ya da Galatasaray taraftarları değil. oradaydı diyeyim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Galatasaray taraftarları evet. Galatasaray taraftarı olarak bireysel olarak oradaydılar. oradaydılar. Evet. Dolayısıyla taraftar gruplarının bu et siyaseti etkin katılımı ya da muhalif katılımları hep görülmüştür. İlk değildir. Dünya yani sadece bize mahsus da değildir. Bizim doğumuzda da batımızda da böyle çokça örnek var. Yani ben mesela Hamburg'a gittiğimde oranın St. Pauli diye meşhur bir takımı vardır. Sol anarşizan bir gruptur. Onda Onlar liman bölgesinde yerleşiktirler. Ve ben gidip mesela sırf St. Pauli'nin muhiti diye orayı gezdim. Yani orada vaktiyle 68'lerde anarşistlerin yaptığı işgal evleri vardır. Yine aynı taraftar grubunun destekçilerinin. Oraları gezmiştim. Keza İspanya'da Özellikle Katalonya takımlarıyla İspanya arasındaki takımlar Akım ve rekabetleri milli maç düzeyindedir. E bu da bilinir. Keza İtalya'da ve Fransa'da hem faşist dönemle adanılan hem o dönemde bir mücadele isim gelen komünistlerin desteklediği takımlar siyasal kimliklerini bugün de korurlar. Bu orta Avrupa'da da vardır, işte işte e, Yugoslavya'da kızıl yıldız vardır ve Doğu bu blok ülkelerinde evet. de vardır. İran'da örneğin, İran'da o örneği de vereyim. Azerbaycan, Güney Azerbaycan, yani e, tü, işte e, Azer İran'ın kuzeyinde daha çok Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgede Tebriz'in ünlü traktör takımı vardır. E, Türkçü bir e, yani Türk milliyetçisi bir takımdır ve e, onun e, maçlarında. Türkçe sloganlar atılır. Azerbaycan özgür Azerbaycan sloganları atılır. Türkiye'ye destek mesajları verilir. Bozkurt işaretleri yapılır. Batımızda da doğumuzda da böyledir. Dolayısıyla sporla siyaset her zaman iç içe geçmiştir. İlk kez de olmuyor. statların bir kısmı iktidarı desteklediğinde efendim bu özgür, ifade hürriyeti deyip yuhalandığınızda kesin statları boşaltın. Efendim seyircisiz oynansın yaklaşımını benimsemek ne yani ne demokrasiye uygundur ne de sporun doğasına evet. uygundur. Yani bu e, bu toplumla yani canlı yap canlı bir hayatla maça girip yenilmektir. Yenik düşmektir. Hükmen mağlup olmaktır. Bu maçı kazanamazsınız. Yani siyaset taraftarla maça kalktığında o hükmen mağlubiyetle sonuçlanır. E, dolayısıyla stadın diline düşer. Bu e, kaldırılabilecek bir durum da değildir. O nedenle e, bu olağandır, doğaldır. Bunu hoşgörüyle karşılamak gerekir. Diye düşünüyorum. Sözü sana bırakıyorum. Şimdi siyaset ve futbol iç içedir dedin. Gerçekten de bunun en hoş tezahürü bugün işte Rize Spor ve Kayseri Spor bugün mü dün mü ne zamansa yap, yaptığı açıklamada Rize Spor'dan yapılan açıklama foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe geçmiştir dedi bu protestolarla ilgili olarak Rize Spor açıklaması. Kayseri Spor zilletin farkında. Kadir abi Rize Spor'un o açıklamasına, o açıklamasına Rize'den de büyük itiraz var. O dile de itiraz, var itiraz, bunu da söyleyeyim. İtiraz etsinler zaten. Yani böyle böyle bir dil olabilir mi? Ya? Böyle bir şey. Olabilir. Yani çünkü bir kere hükümet istifa sloganları atıldı. Bu hükümet istifa sloganı fevkalade naif bir slogan. Çünkü ortada hükümet falan yok. Ortada bir başkan veya cumhurbaşkanı var. Ve onun memur kabinesi var. Yani bırakın insanlar, taraftarlar Karşılaştıkları manzara karşısında kapıldıkları öfkeyi bu naif sloganlarla boşalsınlar bundan neden bu kadar korkuyorsunuz yani bunda korkacak ne var bu kadar hükümet istifa gibi bence naif bir slogan ortaya çıkmış atılıyor bunun karşısında Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ki kendisi ben bir tane güvenlik makalesi okumamışken ben beni İçişleri Bakanı'na tayin etti Cumhurbaşkanı mealinde konuşmuş bir kişidir. Bu sloganları güvenlik sorunu olarak, güvenlik tehdidi, Türkiye'nin güvenliğine bir tehdit olarak e, sundu, takdim etti. Yani ne alakası var? Tam tersine, tam tersine bu sloganlar Türkiye'de Türkiye'nin güvenliğini tahkim eden sloganlardır. E, ayrı mesele ama esas güvenlik meselesi işte 6 Şubat'tan sonra çıktı ortaya. Deprem güvenliği, konut güvenliği, barınma güvenliği yani güvenlik sadece savunma veya iktidarın iktidarın kendisini güvende hissetmesi değil ki her şeye güvenlik konusunda iktidarın kendisini güvende hissetmesi zaviyesinden açısından baktığınız zaman varacağınız nokta bu. Tribünlerde dönem dönem bu tür tepkiler, bu tür protesto hareketleri olabilir. Milleti ulusu Türkiye'yi derinden sarsan, derinden etkileyen olaylar yaşandığında, nitekim sen de örnek verdin 2013'te, Eylül'de sezon açıldığında Beşiktaş e, e, tribünlerinden e, birkaç hafta devam eden sloganlar üzerine 1453 Kartallar diye bir grup, türedi bir taraftar grubu adını bir kere o zaman duyduk. Bir provokasyon düzenleyip Beşiktaş'ın stadının 4 ya da 5 maç, tam hatırlamıyorum, kapanmasına neden olmuştu. Şimdi tekrar işte statlar maçta seyirci oynansın falan diyenleri görüyorum işte en başta da MHP Genel Başkanı Bahçeli. Hele bir böyle bir yola yani gerçekten tevessül edin seçimden önce. Hele bir böyle bir şey yapın. Yani size olan öfkesini insanlar burada boşaltıyorlar. Siz bu öfkeyi tıkarsınız insanların zihnine, insanların yüreğine. O öfke ondan sonra size döner sandıkta patlar. Bakın yani bu bu tür protestoları, bunlar bunlar subaptır, Güvenliğin subabıdır. Yani güvenlik madem çalışmamışsınız, güvenliği sadece e, iktidarın e, dar çıkarlarına indirgiyorsunuz, e, rahat, kendini rahat hissetmesine indirgiyorsunuz iktidarın. Güvenlik böyle bir şey değil. Bu sloganlar, hükümet istifa sloganları, bunlar tamamen doğal, koreografi değil. Burada bir koreografi yok. Yani tribünlerden. Çocuk oyuncağı peluş bebek atmak gibi bir şey değil. Bu koreografi. Burada bir koreografi yok. Bu kendiliğinden ortaya çıkan bir şey. Senin zikrettiğin burada alıntıladığın slogan da öyle. Yani e, bazı tribün liderleri oturmuş düşünmüş olabilir. Ama bunlar gelip geçecektir. Yani bunlardan bu kadar infiale kapılmanız ancak sizin faşizan zihniyetinizi dışa vurur. Sizin halktan ne kadar korktuğunuzu gösterir. Korkmayın bu kadar halktan kendinize güveniyorsanız bırakın insanlar size olan öfkelerini dillerine yani dile döksünler, dile getirsinler. Burada çünkü yani her türlü itiraza, her türlü protestoya anında yasaklamak, susturmak, kapatmak şeklinde tepki gösteren fevkalade tehlikeli bir zihniyetle karşı karşıyayız ve bu zihniyet kendisini gerçeklik karşısında hiç sınama gibi bir gayret içinde değil. Ee, zemin altından kaydı gitti çoktan. Bunun farkına varsınlar artık. Yani burada burada gördükleri, burada yaşadıkları şey aslında e, bir öfkenin deprem bölgesiyle sınırlı olmayıp e, tüm Türkiye'ye yayılmakta olduğu insanların vergileriyle e, vergileriyle destekledikleri, yaşattıkları bir devletin zamanı ve ihtiyaç hasıl olunca zaman gelince nerede olduğunu, ne, nerede gizlendiğini. E, sorguladıkları bir an ve bundan da hükümeti yani hükümet dedikleri iktidarı sorumlu tutuyorlar. E, ve buna olan tepkilerini gösteriyorlar. Takımları yenildiklerinde, takımları 3 hafta üst üste, 4 hafta üst üste yenilgi aldıklarında da yönetim istifadeye bağırır taraftar. Bu çok basit bir şey. Çünkü işler kötüye gitmektedir. Siz de buradan, sizin açınızdan işlerin kötüye gittiği sonucunu çıkarabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben abi. de bir tara taraftar olarak söylüyorum bunu. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Ben de 93'ten beri 30 yılda tribündeyim. Yani ben de bu bu psikolojiyi çok iyi bilir, bilen bir taraftarım. Bu gözle bakıyorum olaya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çarşamba ee, günü görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.